Çok mantıksız bir şey. Bu devirde bak üstümüzdekiler oldu sayıca, anladın mı? Bunu yani lütfen yayınlayalım abi ya. Mümkünat yok abi. Bence evlenmeli. Düğünsüz nikahta pek uygun bulmuyorum. Çünkü her şey bol bol. Her şey var. Çalışanı her şey var. İnanıyorum. Yani arabayı satsak, tarlayı satsak. Zinanın 500 lira, evlenmenin 500 bin lira olduğu bir devirdeyiz diyorlar. Ev masrafı, düğün yapmam. Direkt bir imzayla nikahtan çıkartırım. Enflasyondaki hızlı artış düğün maliyetlerini de arttırdı. TÜİK'in açıkladığı verilere göre Türk gençleri her yıl geçen yıla göre daha az evleniyor. Konyalılara evlenmeyi tercih edip etmediklerini sorduk. Abi biliyorsun yüksek enflasyon oranlarına sahibiz. Evlilik masrafları da gitgide arttı. Bir düğün ortalama 1 milyon 200 bin TL'ye geliyor. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Gençler evlenmeli mi bu dönemde yoksa düğünsüz nikahlar artmalı mı? Bence evlenmeli. Düğünsüz nikahta pek uygun bulmuyorum. Hayat zaten pahalı, her şey pahalı. Piyasada durgun. Evet, fiyatlar da uçuk yani. Biraz aşırı. Onu hiç düşünmüyorum. Çünkü her şey bol bol. Her şey var. Çalışanı her şey var. Onu şey yapıyorlar. Bir limon satsalar yine geçimlerini sağlarlar. Bilmiyorum artık. Evliliğin maliyeti 1 milyon 200 bin TL'yi bulmuş vaziyette. İki gönül bir olunca samanlık seyran olur diller. İlle de abartılı bir şey olmasına gerek yok. Mütevazi bir şey de olabilir. Yeter ki birbirine sadık olsunlar yani. Yoksa öyle geçici cicim aylar olunca çabuk bitiyor tabii ki. Verdikleri parayı kumpar istere gene biriktirirler. Gerçekten bak burada çok şey var. İsraf bundan da çıkıyor. Çalışsalar kazansalar her şey olur. Şükür devletiniz de veriyor hamdolsun. Çok şükür. Yurt dışındayım ben. Bir işten çıkıyorum, ikinci işe gidiyorum geçinmek için. Burada akrabalarım var. Birinci işe gitmeyen adam vardiyalı diye işe gitmiyormuş. Bizim orada öyle bir şey yok. Hangi var? 3 vardiya, 4 vardiya diller. 2 gün sabah, 2 gün öğlen, 2 gün gece çalışanlar var. Buradakilere diyorum ben yok vardiyalı diye çalışmam diyor. Öyle olursa tabii geçim de olmaz. Pahalılık da olur. Günümüz şartlarında evlenme düşünüyor musunuz? Düşünürüm. Niye düşünmeyeyim yani? Peki maliyetlerin altından kalkabileceğinizi düşünüyor musunuz? Kalkabileceğimi inanıyorum. Yani arabayı satsak, tarlayı satsak. Oğlum tamam işte günde 19 saat çalışsak bence olur ya. Ya evlilik güzel şey şimdi ama şu an günümüzde düğün yapmak için bayağı bir maliyet lazım. Bence düğün yapmak saçma geliyor şu anda. Evlenmeyi düşünen gençlere ne tavsiye ediyorsunuz abi? 1 milyon 200 bin TL yoksa gençlerin? Hani bunu devlet biraz yani kredi imkanı vermesi lazım mı? Yani bence. Tabii ki evlilik herkesin hakkı. Şimdi her şey pahalı. Zaten 1000 lirayla bir şey yapamıyor ki. 5000 lirayla, 10 bin lirayla. Yalnız lüksede biraz lüksede kaçmasınlar. Yavaş yavaş alınması lazım. Çeyiz alınacaksa, altın alınacaksa. Lüks daire olmaz, olmayabilir. Yani bunu ufaktan başlamaları gerekiyor. Şimdi gençler de istiyor ki her şey olsun. Hazır daireye taşınalım, hep bütün lüks mobilyalarımız olsun. Yani fazla da lükse kaçmamalı lazım. Önemli olan mutluluk. Yani başlangıçta biraz ufaktan başlanması gerekiyor. İleride her şey olur yavaş yavaş. Krediyle, çalışarak. Günümüz koşullarında evlenmeyi düşünüyor musun? Günümüz koşullarında evlenmeyi şu anlık düşünmüyoruz. Ekonomi olsun, şey olsun. Çünkü evlilik bayağı zorlaştı. Ve düğünde en azından akrabalarla üç kez olacağımıza en azından düğün masraflarıyla bir tatile çıkmayı tercih ederim yani şu anda. Ve düğün masrafları da oldukça aştı yani kendini bayağı. Anladığım kadarıyla düğün olmadan evlilik olabileceğini düşünüyorsunuz siz. Elbette olur, niye olmasın? Düğün masrafları da 1 milyonu aşıyor ya. Direkt imza. Direkt imzayı atıp geçelim biz. Ben 1 milyon 500 bin niye vereyim abi? Gider bir ev masrafı, düğün yapmam. Direkt bir imzayla nikahtan çıkartırım. Yeter. Abi sen ne düşünüyorsun? Günümüz koşullarında evlilik sence mantıklı mı? Çok mantıksız bir şey. Bu devirde bak üstümüzdekiler oldu sayıca, anladın mı? Bunu yani lütfen yayınlayalım abi ya. Mümkünat yok abi. Bu gençler bak bunlar delikanlı. Ben evliyim. Artı 3 tane çocuğum var. Bunlar delikanlı bak. Bunlar nasıl evlenirsin kardeşim ya? Doğru söylüyor. 1 milyon, 1,5 milyon düğün masrafları var. Asgari ücret belli. Günümüz koşullarında sizce evlilik mantıklı mı? Yani mantıklı. Maddi anlamda geliriniz falan filan varsa. Ha para yoksa yani tavsiye etmem tabii. Rezil olursunuz da. Sevdiğin kişiyi bulursan gayet güzel bence. Tavsiye ederim yani. Peki maliyet konusunda bir fikriniz var mı? Maliyet konusunda şu anda pek koşullar göstermiyor ama yani nasıl diyeyim 800 bin falan yani zorlaştı bayağı yani evlilik yönden. Evlilik şu an 1 milyon 200 bin TL gibi bir rakama geliyor her şeyle birlikte. Siz evlenebileceğinizi düşünüyor musunuz bu masraflar? Yok. Hayır. Yok maalesef. Yani vardır illaki yani olabilir de bakacağız bakayım ya. Hayırlısı. Instagram'da Reels'te falan da gördüm. Zinanın 500 lira, evlenmenin 500 bin lira olduğu bir devirdeyiz diyorlar. Yani insanlar artık biraz daha evliliğinden çok insanlar gönül işlerini birazcık daha zinaya kaydırmaya başladı. Yani evliliği iyice zorlaştırdılar. Hani bu da gençleri biraz daha zinaya da sürüklüyor. Yani aslında bunu yapmak yerine aslında evliliği kolaylaştırmak lazım. Ki bunu hem ülkemiz zorlaştırıyor, hem ekonomi şartları zorlaştırıyor, hem de genç işlerimiz artık hem çalışmak hem okumak zorunda. Ailelerde tabii hem kızlarını hem oğullarını iyi bir eş sahibi olsun diye iyi bir gelir
gelirlerine vermek istiyor ama sevenler de bir arada olmak istiyor. İşte dediğim gibi zinanın 500 lira, evliliğin 500 bin lira olduğu bir devirde yaşıyoruz. Zor. Sevenler biri olunca samanlık seyran olurmuş derler. Siz katılıyor musunuz bu söze, yoksa bir belirli bir maddi gelire sahip olmak gerekiyor mu sizce? Katılmıyorum. Ya illa ki sevgi de olması lazım ama şimdi bir kişi asgari ücretli ve evi kira olsa, arabası olmasa, hanımı çalışmasa çok zor. Yani illa ki sevgi olacak, saygı olacak bir evliliğin içinde ama bir yerde de maddiyat da lazım.